Şimdi Yunanistan bu iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Yani ahdi yükümlülüklerine rağmen ihlal ediyor. Kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı yapıyor. Yani barışı aslında istemeyen Yunanistan. Çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. Tabii biz hukuki argümanlarımızı gönderdikten sonra cevaplarına baktığımız zaman tamamen siyasi demagoji içeren cevaplar. Çünkü haksız hukuki argüman ortaya koyamıyor. Yani sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda bu adaların statüsünü, silahsızlandırılmış adaların statüsüyle egemenliği arasında bir bağlantı var, doğrudan bağlantı var. Ve bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Diğer taraftan Yunanistan bizim güvenliğimize yönelik bu anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyor. Buraları silahlandırıyor, başka adımlar atıyor. Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Yani bu adaların ihlalinden, silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesinin sebebi bu. Yani bize yönelik bu tehditlere karşı bizim sessiz, duyarsız kalmamız mümkün değil. Burada barışı istemeyen ve ahitnameye uymayan, iki tane anlaşmaya uymayan Yunanistan. Dolayısıyla biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem hukuki zeminde hem uluslararası örgütler nezdinde BM başta olmak üzere hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbir alacağız. Yani Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın. Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekleyen bir müttefik olduk. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği söz konusu olduğu zaman biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Fakat müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde bu iki ülkede maalesef terör örgütleri mevcut ve destek buluyorlar dedik. Daha sonra müzakereler neticesinde Madrid'de bir üçlü muhtıra, ahitname imzaladık. Bu ahitname aslında beklentilerimizin anlaşıldığını ve kabul edildiğini gösteren bir belgedir. Ve daha sonra bu belgenin uygulamasını yine ahitnamede olduğu gibi uygulamasını takip etmek için üçlü bir daimi komite kurduk. Aslında bu komitenin kurulması teklifi de onlardan gelmişti Madrid'deki müzakerelerde. Ve yeni hükümetle beraber bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Bazı yasalar değişti, terörle mücadele yasası, anayasada değişiklikler yapıldı, özellikle İsveç'te. Ve Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdıklarını da söylediler. 29 Kasım'da Bükreş'te biz iki bakanla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bugüne kadar atılan bazı adımları, biraz önce bahsettiğim adımları memnuniyetle karşıladığımızı ama henüz atması gereken adımların da olduğunu kendilerine söyledik. Tabii Finlandiya Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü Finlandiya'dan henüz daha bize yönelik silah ambargosunu kaldırdıklarına yönelik bir açıklama olmadı. Böyle bir açıklamayı da kendilerinden bekliyoruz. Aslında doğrudan bir karar değil ama demeçlerinde ve uygulamalarında biz bunu gördük. Hatta benim bir basın toplantımda Pekka Haavisto'yla Helsinki'de kendisi de bir soruya cevap verirken Türkiye'ye yönelik bu kısıtlamanın devam ettiğini söylemişti. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Ama biz iki ülke arasında sonuçta uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Çünkü ikisi de bunu istiyor. Hem de NATO da böyle bir talepte bulundu. Ama göreceli olarak bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. Ama İsveç'in daha atması gereken daha somut adımlar var. Mesela terörizmin finansmanı, aynı şekilde terör varlıklarının dondurulması ve suçluların da Türkiye'ye iadesi. Biraz önce bahsettiğiniz şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici. Ama bu şahıs bizim listemizde yoktu. Ama neticede olup olmaması da önemli değil. Ama listede olan kişilerin de
Türkiye'ye iade edilmesi, orada bulunanların mal varlıkların dondurulması gibi taleplerimiz ciddi taleplerdir. En nihayetinde bu atılan ve atılacak adımlar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve halkımızın, milletimizin ikna olması gerekiyor. Ve şu ana kadar yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içinde sürecin ilerlediğini söylemek isterim. Ama tabii üyelik konusu tamamen onların bu üçlü ahitnamedeki şartları yerine tam olarak getirmesine bağlıdır. Bunu da gayet dostane bir ortamda kendileriyle biraz önce yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız görüşmelerde de paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sonuçta bir metin var. Bu metin uygulanması gerekiyor. Dostum Bogdan'a özellikle sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogla çözülmesi tavsiyesine de, görüşüne de tamamen katılıyorum. Gerçekten diyalogla sorunların çözülebileceğine inanan bir ülkeyiz. Ve gerilimi başlatan bir ülkede hiçbir zaman olmak istemiyoruz. Ya, fakat şu bilgileri de dostum Bogdan'a vermek isterim. Yunanistan'la daha önce biz iktidara gelmeden önce yaşanan gerilimler, özellikle bu Kardak krizinden sonra bizden önceki hükümetle, bugünkü Yunanistan'daki hükümet bu sorunları diyalogla çözmek amacıyla istikşafi görüşmeleri başlattılar. Biz de iktidara gelince bunu çok faydalı gördüğümüz için devam ettirdik. Bir ara bu Doğu Akdeniz'deki gerilim sebebiyle Yunanistan askıya almıştı. Sonra tekrar başladık. Fakat şimdi buna istikşafi değil de istişari görüşmeler diyoruz. Çünkü zaten sorunlar belli, itilaflı konular belli. Biz bu sorunları bu mekanizma içinde diyalogla çözmeye çalışıyoruz. Fakat bu görüşmelerde Yunanistan bu ve diğer konuları kesinlikle müzakere etmek istemediğini söylüyor. Özellikle silahsızlandırılmış adaların statüsünü konuşmak istemediğini her toplantıda söylüyor. Peki bu diyalog da çözülemezse nasıl çözülebilir? Uluslararası hukuk dediniz. Uluslararası mahkemeye gidebilir, yargıya gidilebilir. Ve burada Uluslararası Adalet Divanı var. Uluslararası hukukçu olduğunuz için bu konuları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ve biz buraya götürme teklifinde bulunduk. Yunanistan bu teklife de karşı çıktığı gibi Uluslararası Adalet Divanı'nın silahsızlandırılmış adaların statüsüyle ilgili yargı yetkisine Yunanistan çekince koymuştur. Şimdi bir, diyaloga yanaşmıyor. İki, Uluslararası Adalet Divanı'na götürelim diyoruz. Ona yanaşmadığı gibi yargı yetkisine çekince koymuş. Yani kabul etmediğini söylüyor. Peki bu durumda diğer taraftan üçüncüsü, gerginliğe Yunanistan devam ediyor. Biz gerginliği başlatan taraf olmuyoruz. Bu durumda da tabii bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Anlaşmaları da bozan Yunanistan. Biz bunların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogla çözülmesini arzu eden bir ülkeyiz. Fakat Yunanistan özellikle de Avrupa Birliği'ni arkasına aldığını düşünerek ve Avrupa Birliği'nden de maalesef koşulsuz destek gördüğü için bu olumsuz adımları atmaya devam ediyor. Ben tamamen sizin bu görüşleriniz için teşekkür ediyorum, size katılıyorum ama fiiliyattaki durumla ilgili de bir dost olarak size bilgi vermek istedim. Çok teşekkür ederim. Once a measure.